Mucitane Mutfağı'ndan herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kağıt kebabı tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle etimizi pişirerek başlayacağız. Bunun için tavamın içerisine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Hemen üzerine kuşbaşı doğramış olduğum etlerimi alıyorum. Kuzu eti ya da dana eti kullanabilirsiniz. Hangisi tercih ederseniz bu şekilde etlerimi mühürlüyorum. Bakın şöyle karıştıracağım. Renginin değiştiğini ve biraz sonra sulandığını göreceksiniz. Evet, etler iyice suyunu saldı. Biraz sonra toparlayacak suyunu. Evet, bu şekilde suyunu iyice çektirdikten sonra üzerine bir miktar sıcak su gezdireceğim. Ben dana eti kullandığım için biraz sert. Eğer kuzu eti kullanırsanız bu haşlama işleminizi yapmanıza gerek yok. Bu işlemi dilerseniz düdüklü tencerenize de yapabilirsiniz ya da böyle benim gibi az miktarda bir et kullanıyorsanız tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Suyunu çeken etlerimin üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim bu arada yeniden. Bir baş yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı ekliyorum. Soğanımla etlerimi kavuruyorum. Bir iki tane yemeklik doğramış olduğum yeşil biberimi ilave ediyorum. Kağıt kebabını hazırlarken böyle ön pişirme yapmazsanız etinizde fırınızda kalacak süre, fırında kalacağı süre daha doğrusu daha fazla oluyor. Bu şekilde ön pişirme yaparsanız daha kolaylaşacak işiniz. Bir büyük boy doğramış olduğum havucumu ekliyorum. Renklerin güzelliği muhteşem oluyor bakın. Çok doyurucu, hem göze hem mideye hitap edecek bir yemek hazırlayacağız. Ve şimdi küp küp doğramış olduğum patatesleri ilave ediyorum. Bir orta boy patates kullandım. Yeniden şöyle patateslerimle birlikte de pişireceğim. Sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olabilir ve paylaş butonundan sevdiklerinizle videomu paylaşabilirsiniz. Olumlu, olumsuz bütün görüşlerinizi de videolarımın altında yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın lütfen. Bütün mesajlarınıza tek tek geri dönüş sağlayacağım. Bu şekilde biraz kavurmaya bırakıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullandım. Burada damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz baharat miktarını ve salça miktarını. Bir tatlı kaşığı kadar kullanmam benim için yeterli oluyor. Salçasıyla birlikte yeniden kavuracağım. Şöyle bir miktar, bir dolu yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Çünkü gözüme biraz yağ az geldi ve tereyağı ile biraz daha tatlansın istiyorum açıkçası. Yarım çay bardağı domates sosu ilave ediyorum. Ve şimdi üzerine bir küçük kase kadar dondurucumdan çıkarmış olduğum bezelyeyi ilave ediyorum. Bezelyeyi neredeyse unutuyordum açıkçası. Hemen aklıma geldi ve bu aşamada eklemek istedim unutmadan. Ama hiç problem değil. Bu şekilde de gayet güzel pişecektir. Hemen yeniden kavurmaya devam ediyorum. Bakın şöyle renklerin güzelliği zaten görünüyor. Şimdiye kadar tuz ilavesini yapmadım çünkü kullandığım domates sosu ve salça oldukça tuzlu. Şöyle bir miktar sıcak su gezdiriyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum.
Biraz sonra kağıt kebabımızı kağıdımıza sarmaya da başlayacağız. Hemen tavamın kapağını kapatacağım ve kağıt kebabının pişmesini sağlayacağım. Evet, bakın bu aşamaya geldikten sonra benim için yeterli olacaktır. Biraz sonra zaten suyunu iyice toparlayacak. Şimdi ocağımın altını kapattım. Bakın şöyle tam istediğim kıvama geldi. Bu aşamada üzerine kimyon, karabiber ve kekik ilavesini yapıyorum. Kullandığım tüm malzemenin miktarını videolarımın altında açıklamalar kısmında paylaşacağım. Malzeme listenizi oluşturmak için oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi böyle bir 5 dakika kadar soğusun. Hemen kağıdımıza sarmaya başlayalım. Ve evet, benim kebabım hazır. Şimdi kağıdıma koymaya başlayacağım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tezgahımın üzerine şöyle porsiyonları paylaştırmaya başlıyorum. Benim hazırlamış olduğum bu ölçüden 4 adet kağıt kebabı çıktı. Bakın şöyle yağlı kağıdımın üzerine tam ortasına denk gelmeli. Serdikten sonra bir hediye paketi yaparmışçasına bu şekilde katlıyoruz. Kenarlarını da sımsıkı böyle katlayacağım. Hiçbir şekilde sızıntı yapmıyor. Çok da güzel oluyor. Videomun sonunda da paylaşacağım sizlerle inşallah. Evet, böyle bütün kebaplarım bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Böyle ters çevireceğim ve fırın tepsimin içerisine alacağım. Ve evet, ben tamamladım. Toplamda 4 porsiyon çıktı benim hazırlamış olduğum malzemelerden. Şimdi alt üst ayarda 200 derecede hazırlamış olduğum fırınıma kebabımı gönderiyorum. İşte şimdi muhteşem sonuna geldik. Hemen şöyle bir mutfak makası yardımıyla kağıdımı keseceğim. Sizlere içinin ne kadar güzel olduğunu, lokum gibi pişen etimi göstermek istiyorum. Kağıdını kesiyorum. Yanına hazırlayacağınız bir pilavla birlikte muhteşem kağıt kebabını sizler de evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hem sunumu hem de lezzeti çok ama çok güzel oluyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Lokum gibi pişti. Muhteşem bir kokusu var. Şu anda bütün mutfağımı sardı. Mucitane kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.